Her köşesi bir tabiat harikası olan Sinop söz konusu olduğunda tarihi Sinop Kalesi akla gelir. Sinop kaleleri ilk defa M.Ö. 2000'de yaşayan yerli kavim Gaskalılar zamanında kurulmuş, Grek, Pontus, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlılar devrinde büyütülerek onarılmıştır. Ünlü gezgin Evliya Çelebi, Hicri 1050 yılında yaptığı İstanbul-Trabzon-Batum gezisinde Sinop kenti, kalesi ve camilere ait gözlemlerini şöyle anlatıyor. Kale düz bir yere kurulmuş olup iki tarafını dalgalar döver. Kale dikdörtgen şeklindedir. Ama Boztepe Dağı'ndan bakılırsa gemi şeklinde görülür. Dizdarı kaleden bir top atımı uzağa ayrılırsa öldürülmesi için şehirlilerin elinde hattı hümayun vardır. Hapishanenin bulunduğu alan 1214 yılında Sinop'u ziyaret eden Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus tarafından şehrin alınması anısına yaptırılan ve ana kalenin kuzeyden güneye inen dik bir surla kesilmesiyle meydana getirilmiştir. Hapishane, Helenistik Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari kısımların bulunduğu yüksek taş duvarlı iç kale içerisinde yer almaktadır. Selçuklular döneminde önce tersane olarak kullanılan iç kale, Osmanlı döneminde önce tersane olarak kullanılmış, zamanın en mükemmel harp gemileri inşa edilmiş, 1882 yılında hapishane binasına dönüştürülmüştür. Tarihi Sinop Hapishanesi'ni gezerken, yüksek duvarları, müşahede hücreleri, disiplin hücreleri ve rutubetli zindanın soğuk görüntüsü içimizi ürpertmesine rağmen, artık boşaltılarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulması, Sinop turizmine hizmet etmesi oldukça sevindirici. Yaşamış tüm medeniyet izlerine ait arkeolojik ve etnografik koleksiyonu şehrin merkezinde bulunan Sinop Müzesi'nde görebilirsiniz. Müzede Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Yine müzenin bahçesinde bahçe ve revak altında arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait mimari parçalar, mezar sitelleri, lahitler, sunak taşları ve mozaikler ile Selçuklu ve Osmanlı dönemi mezar taşları teşhir edilmektedir. Sinop ve çevresinde bulunan amforalar da müzenin bahçesini süslemektedir. Müzenin bahçesinde yer alan Helenistik çağda yapılmış ve uzun süre kullanıldığı kazı sırasında bulunan eserlerden anlaşılan Serapis Mabedi'nin yanı sıra halk arasında Aynalı Kadın olarak da bilinen Sultan Hatun Türbesi bulunmaktadır. Ayrıca 1853 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Sinop Limanı'nda şehit düşen denizcilerimiz için yaptırılan anıt da yine müze bahçesine bitişiktir. Her köşesi tarihe açıkça şahitlik eden Sinop'un ilginç köşelerinden biri de Balatlar Kilisesi'dir. M.Ö. 660 yılında Bizanslılar tarafından yapılan kilise, Bizans sanatının en güzel örneklerindendir. Alaaddin Camii. Selçuklu hükümdarı 1. İzzettin Keykavus'un Sinop'u zaptından hemen sonra yapılan ve plan olarak Güneydoğu Anadolu camilerine benzer enine düzenlenen ibadet yeri ve 5 kubbeden oluşan caminin ortasında bir şadırvan bulunmaktadır. Yine avlusu içinde İsfendiyar oğullarına ait bir türbe vardır. Tarihi muhteşemliğinin yanı sıra insanın ruhuna huzur dolduran görüntüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülemektedir.
1261 yılında Muhiddin Süleyman Pervane tarafından şehrin ikinci kez alınışının anısına yaptırılan Pervane Medresesi vardır ki o da ayrı bir güzelliktir. Selçuk tezyinatıyla giriş kapısı ve avluyu çeviren revaklar ile hücrelerden oluşmuş. Dikdörtgen avlu ortasında şadırvan ve kuzey ucunda dikdörtgen iki adet mezar bulunmaktadır. Sinop'ta Seyit Bilal Türbesi'nin yeri bambaşkadır. Sinop baskınında Rum tekfurunun kılıç darbesine maruz kaldıktan sonra kerametiyle Rum tekfurunu bile şaşırttığı söylenen Seyit Bilal Hazretlerinin türbesi, turistler tarafından sıkça ziyaret edilen mekanlardandır. Selçuklular zamanında yaptırılmıştır. Türbe devamlı ziyarete açıktır. Seyit Bilal Türbesi'ni gezerken yine buraya bitişik olarak Selçuklu eseri olduğu bilinen ve 1898 yılında Abdülhamit tarafından tamir ettirilen Ali Paşa Camii'nin bütün güzelliğiyle günümüze kadar intikal ettiğine şahit oluyorsunuz. Sinop'ta ilginç köşelerden biri de Paşa Tabyası'dır. Yarımada üzerine Sinop şehrini kurmak amacıyla 19. yüzyıl başlarında Osmanlılar tarafından yaptırılmıştır. Yarımay şeklinde bir top yatağı cephanelik ve mahzenlerden ibarettir. Bu mükemmel mekanın da günümüzde turistik açıdan önemli bir yeri bulunmaktadır. Tabiat harikalarından biri olarak gezilmeye ve görülmeye değer mükemmel köşelerden biridir Hamsiloz Koyu. Karadeniz'in fiyordudur. Masmavi ve berrak denizi sanki bir nehir gibi kara içerisine doğru uzanmıştır. Rus donanmasının kovalaması sırasında birden kaybolduğu zannedilen Hamidiye kruvazörünün gizlendiği kefal, karagöz ve kaya balıklarının bol olarak bulunduğu ve yumurtalarını bıraktığı mükemmel bir koydur Hamsiloz. Hamsiloz koyunun yanı sıra Akliman, deniz ile ormanın birbirine sevdalı iki aşık gibi kol kola durduğu ender güzelliklerden biridir. Burada birçok piknik alanları, doğal plajlar ve mesire yerleri mevcuttur. Güneşin dereden yansıması ve kumsalın büyüsünün insanı etkilememesi mümkün değil burada. Aklimanda kamping, otel ve buna benzer her türlü turistik tesis bulunmaktadır. Bir de birçok ekosistemleri içinde barındıran Sarıkum vardır ki tabiatın Sinop'a en cömert armağanlarından birisidir. Sarıkum da bir başkadır gün batımı. Deniz, göl, çöl ve orman bir aradadır burada. Kara ve su avcılığı için son derece uygun bir mekandır. Türkiye'nin en kuzey ucu olan İnceburun, Milli Park hüviyetinde olup Sinop ilinin de en kuzey ucunu teşkil eder. ...18. yüzyıl Osmanlı konut mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan Arslan Torun Konağı'nı mutlaka gezmelisiniz. Sinop Valiliğince koruma ve güvenliği sağlanan konak, 2003 yılında Etnografya Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.